Vallahi annemle babam kaç senelik evliler. Annem her sabah kalkar babamın kahvaltısını hazırlar yani, ben öyle gördüm. Peki kahvaltıyı... senin de öyle tabuların var mı? Ben kahvaltı hazırlamam işte. Yok, hazırlamam diye bir tabum yok ama. Onu yapmam, bunu yapmam. Yani kahvaltıyı kendin hazırlarsın falan. Hayır, kendin hazırlar mısın dedim. Hazırlarsın yani ben demedim. Ben sabahın körüne kalkıp işe gideceğim zaman hani en azından benimle beraber kahvaltı etmesini isterim yani. Kalkıp. Eşimin. Sonuçta. Yani sonuçta orada öyle yatıp uyuması benim hoşuma gitmez yani. Tabii canım. Yani sonra gittikten sonra zaten eşi... uyumaya devam eder yani. Evet, ya da evi falan temizler. Peki eşinin çalışmasına izin verir misin? Yani niye vermeyeyim? Kendi eğer mesleği varsa, yani senin üstünden konuşursak, eğer sen şimdi işletmeciyim diyorsun yani. Evet. Bir tane dükkan açarız, orada işletirsin eğer. Yine kendi işimizi devam ederiz diyorsun. Farklı bir şey var sende. Hmm. İyiyim yani. Yok, değil falan. İyi değil. Gerçekten. Yok, değil. Bir daha söyle. Sen böyle göz mü dikersin hep böyle insanın üstüne? Bazen. Allah Allah. Şu an susmak istiyorum, biliyor musun? Neden? Konuşmak istemiyor musun benimle? Konuşmak istememek değil. Ne için? Sadece dinlenmek istiyorum aslında. Kendini huzurlu hissediyor musun şu an? Evet. Emre, madem kafanı yastığa koyacaktın, niye kucağına yatıyorsun Hazal'ın? Tam ortadayız ya ondan. Hay okşa kız. Hazal'cığım. Okşa kız, saçını başını. Üstüne çay dökme de şimdi. Yakıyormuş çocuğa. Allah'ım. Şu an çok heyecanlıyım. Lütfen bu tarafı şey yapmayın. Sadece huzur bulmak istiyorum. Sadece huzur bulmak istiyorum. Abi o zaman yani hiç rahat durmuyorsun. Ya ayaklarını kaldır şöyle. Ay. Rahat evet. Et. Rahat diz. İki büklümsün. Aranızda yastık var. Ha? 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 Şöyle sevgilinin kollarında. Şu sevgili yastık, değil. Bak, değil. Rahat. Sevgili değil, sadece bak, gerçekten sığınmak istedim ya Emre, şu an. Hoşlandığın gelin adayı diyelim. Ne gelinler, adaylar geldi geçti. İlgilendiğin gelin adayı diyelim. Hiçbiri senin kucağına yatmadı şimdi. Oh no. Lütfen bu arada yani. O yastığı da ayak bileğine koy çünkü orada kan kesilecek. Çok sivri orası. Ha, o yastığı kaldır oradan, şöyle rahat et ya. Ya Tankut, gerçekten sadece susup sığınmak istedim o kadar ya. Yapma lütfen, peki, sus artık. Emre, Emre. Bakayım. Vallahi Emre. Neyse. Yatıyor. Ya bak, ben öyle kolay kolay öyle hareketler yapabilecek bir adam değilim yani. Ben öyle yapıyorsam benimle dalga geçilsin diye yapmıyorum yani. Ben o an sana geçmedim. Sen de güldün. Hayır, ben dalga... Ben öyle hissettim. Bir şey söyleyeceğim, yanlış anlıyorsun. Ben öyle hissettim. Dalga geçmedim seninle. Ben öyle hissettim. Ben çünkü senin dizine uzanmak ve sana sığınmak istedim o an. Ve ben dalga geçildiğini hissettim kendime. Yanlış hissetmişsin o zaman. Bilmiyorum. Yanlış canım hissetmişsin. Canım sıkıldı yani. Çünkü ben burada bu kadar aydır hiçbir zaman böyle bir hareket benden kimse beklemez. Ben hiç görmedim. Beklemediği için zaten şaşırdıkları muyum? İçin. Ben de şaşırdığım için farklı bir şey olduğu için tepkiyi gerçekten verdim. Gerçekten yoğun bir şey oldum, kötü oldum. Ve sana gerçekten ben dizine uzanmak istedim yani. Anlatabiliyor muyum? Bu durum benim canımı sıktı yani hani. Gülünmesi. Sen yanlış anladın o zaman. Bilmiyorum, yanlış veya doğru. Arkadaşların tepkisi de bence şey anlamda yapmadılar onlar. Seninle dalga geçer gibi diye düşünmedim.
Onlar bizim muhtemelen biraz daha yakınlaşmamızı istedikleri için öyle şey söylediler. Hani zaten sevgili muhabbeti yaptılar. Ki ben de benim bizime yattığımda baktığımda şaşırdım yani. Emre dedim hani niye yattı falan, şaka falan oluyor falan muhabbeti yaptım. Çünkü senden böyle bir şey beklemiyorum, anladın mı? Nasıl bekliyorum? İşte ben de senden öyle bir şey beklemiyordum. Ha, özür dilerim o zaman. Yanlış hissettirmişim. Özür dilemeni gerektirecek bir durum yok. Ben gerçekten kötü hissettim orada kendimi. Tamam, ben de özür diliyorum. Yani hani böyle... Farkında olmadan yanlış hissettirmişim sana. Bilmiyordum seni böyle hissedebileceğini. Anladım. Canım sıkıldı yani. Üzgünüm. Her şey her zaman... Affedeceksin mi? Ha? Farkında olmadım yaptım diyorum. Bilmiyordum böyle düşüneceğini. Bak, benim dinlenmeye gerçekten ihtiyacım var. Gerçekten. Bak. Anlatabiliyor muyum? Ben çok yoruldum çünkü. Gerçekten çok yoruldum. Ben seni anlıyorum. Değil mi? Ne yaşadığını az çok izleyip geldim. Biliyorum. Yorulduğun da farkındayım. Bir şeylerin düzene girmesini istediğinin de farkındayım. Daha düzgün bir hayat, kavgasız, tartışmasız. Bir hayat geçirmek istediğini biliyorum. Mutlu olmak istediğini biliyorum. Huzurlu günler geçirmek istiyorsun. Biliyorum, bunların farkındayım. Anladın mı? Bunları bilerek geldim. Ve sana farklı bir şeyler hissettiğim için, seninle burada tanışmak için geldim. Tamam. Bir yola girmek için geldim. Bunu da zaten en başında sana söyledim. Tamam. Tamam mı? Benim yaptığım şeyleri ben sana anlatıyorum. Söylüyorum. Yanlış algılama diye belirtiyorum. Sana kişiliğimden bahsediyorum. Sürekli oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun veya peşinden geliyorum. Bunun farkındayım zaten. Sana kendimi göstermeye çalışıyorum. Bunu fark edebiliyorsun değil mi? Farkındayım, yok. Evet. Peki ben de bundan cesaret alarak yaptım zaten bir hareket. Güzel. Sana ilgi duyduğumu farkında mısın? Yavaş yavaş. Farkındayım. Hoşlanmaya başladığımı farkında mısın? Farkındayım. Ben bir şeyler uzatmak istemiyorum. Hani kendi düşüncelerimi, hislerimi, onu söylüyorum sana. Hislerimi söylüyorum, netimi. Neysem o, onu söylüyorum, anladın mı? Ama bana da böyle sürekli geri yaparsan... Ben hani sana geri falan yapmadım. Farkındaysan tepkin, oradaki yaptığım hareket benim zaten, ben sana orada... Bana o zaman nasıl yapabilirsin? Bunlar her zaman konuşup çözülecek şeyler. Oradan kalkıp surat asıp gitme. Ya gitme diye bir şey yok. Benim sen orada böyle değilsin. Ben böyle değilsin. Ben evet öyle değilim. Değilsin. Öyle değilim ama o anda benim ne düşündüğümü ya da ne hissettiğimi bilemezsin. Ben gerçekten o kadar yorgunum ki artık. O kadar bunalmış durumdayım ki. Sana ben iyi geldin diyorum sana. Bana iyi geldin diyorum. Ama orada iyi geldiğini buradan hani bana böyle bu geliyor yani, anlatabiliyor muyum? Bunu hissetmeye başlıyorum. Yani bu hislerim, ne bileyim hani bilmiyorum, hissetmediğim bunun şeyler farkındayım. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ve sanki bedenimi yavaş yavaş sarıyor. Ve o an o kadar yorgunum, güç almak için ben senin dizine uzanmak istedim orada. Ve bunun bu şekilde konu edilmesi, gülünmesi, o falan yapılması benim hoşuma gitmedi. Takıntılıyım dedim. Aslında bu konuyu ben takmadım ama. Ben de takıntılıyım. Evet. Ben de hayatında görüp görebileceğin en takıntılı insanlardan biriyimdir. Taktığımı takarım bir şeylere yani. O gücü benden alacaksın, merak etme. Yaklaşık 4,5-5 aydır bu evdeyim. Ve inanılmaz zor, inanılmaz sıkıntılı günlerim oldu. Neşeli, keyifli günlerim de oldu. Ama hiç bu kadar duygu yoğunluğu hissettiğim bir an olmamıştı. Hiç bu kadar birisine ya da birine sığınmak istediğim bir zaman olmamıştı. O an gerçekten belki de benim hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Hazal'ın dizine uzanmak istedim. Ama bu nedense diğer arkadaşlarıma komik geldi. Orada bana gülmeleri aslında onların açısından doğal bir durum. Çünkü benden beklenmeyen bir hareketti. Ama benim ne hissettiğimi bilmedikleri için ben kendimi kötü hissettim. Darıldım açıkçası. Yani hani moral bozukluğu yarattı bende. O yüzden bunu da Hazal'la paylaştım. Bilmiyorum. Bir daha böyle bir hareketi yapmaya cesaret bulur muyum, bulamaz mıyım gerçekten hiç bilmiyorum ama... O an çok farklı hissediyordum. Ya? 12 saat mi? Olmuş mu? Neyse, bunu
uzatmayacağım çok fazla ama bu konuyu konuşuruz. Tamam mı? Sen yeter ki sen kısmetse olur.